Herkese selamlar dostlar. 31 Temmuz 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdealleri yüksek oranlarıyla ile birlikte aktarmaya çalışacağım. Şimdiden herkese bol şanslar. Hızlıca başlayalım. Bir adet bir canlı editörü arıyorum arkadaşlar. Bir adet daha çok öğrenci arkadaşlar olursa daha iyi olur. Hem onlar için de ek bir gelir oluyor. Hem de böyle daha çok boş vakitler olabiliyor. Maç takip edebiliyor. Instagram üzerinden Yapmak isteyenler yazsın. Şöyle ben bir konuşurum kendileriyle. Duruma göre hareket ederiz. Bir adet canlı editörü aranıyor. Bilginize Instagram'dan yazabilirsiniz. Kangal Tips. Geçtim bunu. Bir adet de skor yarışmamız var. Skor yarışmamız yarının güzel maçlarından bir tanesi. PSG çünkü yani rakiplerine hiç acımıyor. Hazırlık maçlarında en azından bunu gördük. PSG ile Nant'ın mücadelesi var. Sizlere sorduk maç skoru ne olur? Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza Ağustos ayı boyunca misafir edeceğiz değerlendirecek, katılacak herkese bol şanslar. Yorumlara PSG'nin Nant maçının skorunu yazmanız yeterli olacaktır. Şimdiden bol şanslar. Göze gelmeyelim dedik, devam ettik. Dünün de, de kazandı. İdeal bir kombine serimiz oldu. Devam ediyor bu bakalım. Bugün de aynı şekilde 2 adet ideal kombine çıkardım hatta ben. Dün oynanan kombine maçlarından Huddersfield maçına ben ilk yarıdan bir tane gol aldım. Maç 1-0 bitti. Gol de ilk yarıdan Burnley'den geldi. Anlattım zaten neden olduğunu. Ya çok fazla gol vaat etmiyor fakat ilk yarı oranı maç önü yani 1.35 bandında bir oranı vardı. Dedim ki aldım. Glossy takımını da ben izledim. Geçen hafta uzun özetini izlemiştim. Hatta videoyu çekemedim. Keşke çekseydim. Bu kombineyi verecektim sizlere. Glossy takımını da takip ettim. Maç sonu birini aldım. Hatta ve hatta yüksek oran grubunda tek farklı galibiyetini handikap 0 olarak da 3.35 gibi orandan mı ne aldım. Günün tek kombinesiydi. Kangal gururla tekrar sunar diyerekten kupon odasında katıl katıl üyelerimizi burada memnun ettiğimizi düşünüyorum. Değerlendiren herkese tebrikler, güzel yorumlar, güzel mesajlar geldi. Güzel bir enerji oldu. Geçtim bunu. Bir de yüksek oran grubumuz var bildiğiniz üzere. Dün bahsettiğim bu mesela Glossa maçına 3.52 gibi orandan vermişim. 3.35 de değil. Handikap 0 olarak 3.52 gibi orandan yakalamışım. Midland'ı 1.82'den direkt taraf tercih aldım. 5-1 bitti. Aynı şekilde Burnley'i de taraf tercih aldım. Dortmund mücadelesine Dortmund mücadelesine 3.5 üst olarak değerlendirmiştim. Toplamda 25 oran var burada. 25 oran var fakat Dortmund mücadelesinin bakın ne oldu? İlk yarıdan 3 tane gol oldu. İkinci yarı bir tane gol çıkmadı. 3.5 üstünden yattı. Fakat yüksek oran sistem grubunda ben diyorum ki tekli alın, tekli tekli alın. Zaten çoğunluk biliyoruz. En azından katlamalı olarak da kazanabilir. Mesela hepsine 50 TL atsam yüksek oranlardan 3 tanesi geldi mi mesela? güzel kar bırakıyor. Mesela iki katı, kat, iki katı neredeyse kar bırakmış oluyor attıklarından. Ondan dolayı mesela sistem ve yüksek oranlı şekilde burada yüksek oran sistem grubunda da önerilerim devam etti. Ve herkes açık telegram grubumuz var bildiğiniz üzere. Oraya mesela bugün saat 2'de oynanacak Arsenal maçı var. Onun yazısını yazdım ben. Ben açıklamalara o şekilde böyle alt alta yazdım yazdım yazdım. Zaten katıl grubumuza zaten veriyorum. Ara ara dediğim gibi herkes açık YouTube kanalına açıklamada da linki var. Ücretsiz telegram olarak yazıyor. Oraya da tıklayarak da Arsenal maçının skor direkt yazısını yazdım. Maç sonu bir olarak da önerdim. Saat 2'de oynanacak. Bakalım gelir gelmez bu şekilde oraya da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hem video bildirimlerinden hem de ekstra böyle e, maç bahis tercihlerinden de faydalanabilirsiniz diyerekten de geçeyim. Bir de canlı odasından bahsedeyim isterseniz. Dün de canlıda güzel işler yaptık. Kombinemiz vardı daha bu şekilde canlı kombinesi. 2-11 gibi orandan o geldi. Varşova'nın ilk yarı golü geldi. 1.80 gibi orandan dakika 37'de golü geldi. Braga mücadelesinde ilk yarıdan bir gol aldık. Erken dakikalarda aldık. O başarılı oldu derken Zabrek maçına da ilk yarı 1.5 üst aldık. Dakika 25'ten 1.41 gibi orandan o da geldi. Bu şekilde canlı olarak da ekstra izlediğimiz maçlardan tavsiye etmeye devam ediyoruz. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Hatta hatta şöyle aşağı doğru baktığımız zaman da bir sürü de şu anda bile aktif olarak canlı tercihlerimiz devam ediyor. İsterseniz başlayalım. Sizlerden ricam Artı 200'ün üzerinde like atmanızdır. Artı 200'ün üzerine like çıktığı zaman ben zaten sizlere ideal bir kombinörü sizde yapmaya devam ediyorum. Şimdiden herkese bol şanslar. İlk mücadelem genk sandart maçı maçıyla başlayalım. Genk'in son mücadelesini izlediğim zaman takımın gerçekten hücum anlamında organize olarak rakip kaleye ciddi anlamda gelebiliyorlar. 3-2 gibi bir skorla yenildiler Kulüp burca Son dakikada gelen bir penaltı bence ya... Neden öyle itti adamı hiç anlamadım. Abi bir cezası olmalı bence o penaltının son dakikada. Adama resmen arkadan itiyor ve ellerini kaldırıyor. Yani topa müdahaleye hiçbir alakası yok. Sadece adamı itiyor yani. Haliyle Vardan önce hakem vermedi. Vardan penaltıya döndü o maçta. 3-2 patrona yansıdı. Larin penaltı kaçırdı. Dönen topta adam sağ uzaktan bir şekilde attı. Vesaire vesaire. Genkik mücadelesini kaybetti o maçta. Fakat güzel futbol sergiledi. Hücum attı zaten bilindik oyuncular. Ito, Pencil, Ankara gücünden de bildiğimiz ki Ankara gücünde de çok verim alınmıştı o oyuncudan. Genk yani hücum hattını iyi oynuyor. Standart Leach'e baktığımız zaman da son maçında 2-2 berabere kaldı. Fakat dakika 15-20 gibi 10 kişi kaldı takım. Ona rağmen 2-2 beraberliği kopardı o maçtan. Kalesinde çok fazla pozisyonlar vermişti. Gente vermişti o maçta da. Yani şöyle söyleyeyim. ikinci golü mesela öyle bir orta açtı ki ortanın mükemmelliği inanılmazdı. Tam böyle kafaya Defans oyuncularının arasından o oyuncuyla buluşturdu. Kafa golünde çok net bir kafa golüyle o maçta da öne geçmişti. Vesaire derken ben Genk'in bu maçta taraftar önünde son oynadığı etkili oyunun sergili de standart LH kalesine burada 2 gol atmasını bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üstünün oranı şöyle 1.39 gibi oranı vardı. 1.41 oranı, oranı vardı 1.39'a düşmüş. Anlık bilginiz olsun. Genk'in 2 golünü aldık mı burada? Ben Genk'in 2 golünü eğer oran yetmez diyorsanız da ben burada sizlere 2-0-7 gibi orandan Genk'in handikaplı galibiyetini bile yüksek oranlı düşük misli kuponlara ekleyebiliriz diyerekten düşünüyorum. Değerlendireceklere bol şanslar. Hamarbi ile Varnova mücadelesi. Hamarbi burada zaten güçlü bir takım. Varnova deplasmanlarının zayıf ekiplerinden bir tanesi. varnamo nasıl oynayacak? Öncelikle ondan bahsedelim. Karşısında bu ligin en güçlü takımlarından bir tanesi var. Jurgard'ın var, Hamarbi var. Bu ikisi zaten en güçlü takımların başında geldiğini söylemiş. Hacken'da var da vesaire Hamarby ile Jurgard'ın şu an benim gözümde en güçlü takımlardan bir tanesi. Güçlü takımlara karşı nasıl oynarsın? Defans yaparsın abi. Bu tür takımlara karşı Varnova da burada defans yapacak. Eğer zaten oynamak isterse Hamar Bey ilk yerden 3 tane atar bu takıma. Öyle kaliteli bir takım. Asborg'a karşı kendi evinde oynadığı 3-0'lık galip geldiği maçın ben yaklaşık 70 dakikasını izlemiştim. Ondan sonra da dep da 3 attı. O maçı takip edememiştim. Fakat o evinde oynadığı Asborg maçını izlemiştim. Organize geliyorlar. Geldikleri zaman da özellikle hücum hatlarında üretkenliği zaten geçiyorum üretebiliyorlar. Bitiricilik anlamında da çok fazla sıkıntı yaşamıyor. Yani girdikleri pozisyonu gol yapabilen bir takım. Hamar bir takımı Varnamo ile oynayacaklar. Bana sorarsanız en ideal tercihi burada Hamar birini atacağı 2 goldür. Ama bir 28 gibi oran açmışlar bakın. 3 tane bir 1.28, 1.35, 1.40 yan yana koyarsanız burada 3 orana yakın 2.70, 2.50 bandına oran edersiniz. Eğer öyle yapacaksanız Hamar birinin 2 golünü alın. Eğer ben böyle yapmak istemiyorum diyorsanız da Biraz da riske gidelim. Burada 1.62 gibi orandan ilk yerden bir hamar bir galibiyetini alalım. Değerlendirecekler bu yönlere de bir ideal değerlendirme yapabilirler. Geçtiğim 3. karşılaşmama Elsbock'la Hicken mücadelesi. Bu maça bir yüksek oran tercih de aldım aynı şekilde. Şimdi i̇şte hafta içinde oynadığı yine bir molde maçı vardı. Kendi evinde yenildi. Takım biraz yorgun ama son 2 haftadır kendi liginde oynadığı iki tane deplasman mücadelesi oldu. Oynadı. Oralarda da mağlup oldu. Oynadı mı oynadı girdi mi pozisyonlara girdi. Fakat ufaktan bir reaksiyon vermek gerekiyor bu karşılaşmada. Karşısında Hicken var. Güçlü bir ekip var. Burada moralleri biraz toplamak zorunda. Burada zaten favori göstermişler fakat bence favori deplasman olması lazımdı. İddia da muhtemelen burada Elsborg'un vereceği reaksiyonu düşünerekten de Burada ev sahibini favori göstermişler. Ben de bir reaksiyon bekliyorum Elsborg tarafında. Gollü bir karşılaşma da geçebilir. Hacken zaten bu ligin gediklerinden deplasmanda oynadığı maçlara bakın özellikle. Onlar da hücum oynuyor deplasmanda. Deplasmanda gol ortalaması 2.2 olması lazım Hacken, taraf, Hekim tarafının. Deplasmanda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. İdealden tabii ki dediğim gibi sizlere bir 30, bir 28, bir 40 yan yana koyarsanız öyle bir maçlardan bir tanesi. KG var tercih alınabilir idealden. Ve yanına da bir tane şöyle yüksek oranlı tercih yaparaktan da dedim ki golü geçmesi bekleniyoruz. Yaklaşık 1.99 2 orandan burada ilk yerden gelecek iki gol de yüksek oran ile birlikte yüksek oranlı kombinlere koyulabilir arkadaşlar. Geçtim diğer mücadeleme. Salzburg ile mücadelesi. Aa, direkt tercihi açtık burada hiç konuşmadan. Şimdi Salzburg deplasmanda olsaydı ben bu maçı almazdım. Kendi evinde oynadığı için kendi evinde de mutlaka yeri geldiği zaman da risk alacak ve ofans oynayacak da bu takımın zaten kaldır takımlarından bir tanesi de maç eksiğiyle ikinci sırada yer alıyor. Eğer bu maçta iki farklı fazla iki farktan fazla galibiyetle gelirse de liderle oturacak. Ki iyi de giden bir Lidström var. Yani bu maç Lidström biraz daha şey bir takım. Oturaklı bir takım. Osbeka'ya benzetebilirim bu takımı ben sizlere. Eğer bir takıma benzetmek istersem. Çünkü ne yapacağını ne bilen bir takım. Çok fazla risk almaz. Ancak rakip böyle Salzburg gibi takımlar olduğu zaman maç tempolu geçebilir. Salzburg da kendi evinde sağlam hücum eden takımlardan bir tanesi. Ki zaten şu e, Christian Sut mu maçı mı ne var? Pardon Valerenga maçı var. 1-0 bitti. Ondan önce ve ondan sonra oynadığı maçlara baktığımız zaman da hepsinde artı 3.5 üst, 4.5 gibi skorlar çıkmış. Yine golli bir karşılaşma çıkabilir. Salzburg'un kendi evinde oynamasından dolayı idealden KG var. Önereceğim. Değerlendirecekler bu yönde alabilir. Tek ideal tercihim. Diğer karşılaşmam Kulüp Buruj'la Yüpen karşılaşması. Burada Kulüp Buruş tarafına gittim ben. Kulüp Buruş dediğim gibi 3-2 gibi skorla galip geldi. Bir yüksek orandan vereceğim bu karşılaşmaya. Kulüp Buruş da oynuyor arkadaşlar. Zaten kadrosunu korudu ağırlıklı olarak. Ki zaten Avrupa'da neler yaptı. City, Paris gibi takımlara karşı geçen sezon güzel mücadele etti. Gollü maçlara imza attı. Kulüp Buruş takımı. Kaliteli bir ekip. Yüpen'e baktım. Charlory ile oynadı. Onlar da deplasmanda ilk maçında mağlup oldu. Dün de maçını izledim ben. Niğdose ile birlikte oynadı. Yani adamlar pek bir üretemedi. Şöyle ufak bir kıyaslama yaptığım zaman bu maçta yani Kulüp Burç bu maçı bence parçalar diye düşünüyorum. İdealden şöyle bir tercih aldım. Onun da oranını pek fazla açmamışlar. Bir 30 bandında açmışlar mesela. Deplasman 1,5 üstü Kulüp Burç'un atacağı 2 gol. Eğer bu ideal yani üçlü ideal yapacaksanız koyulabilir. Fakat ben diyorum ki biraz risk alalım. Eğer maç açılırsa goller ardı ardına gelebilir. O yüzden deplasman 2,5 üstü. Yani kulüp buluşun tek başına atabileceği 3 gol de 2 gibi orandan yüksek orandan alınabilir değerlendirecekler. Bol şanslar. Son maçın PSG Nant mücadelesi. Bu maçta ben Mbappe yok. Özellikle Mbappe olsaydım. Bakın Mbappe olsaydı kesinlikle yani ilk geri bir tercihini kesinlikle yapıştırırdım. Mbappe olsaydım. Fakat Mbappe bu maçta cezalı. Şimdi Nant tarafına baktığımız zaman da geçen geçen seneki kadrosunu büyük ölçüde koruyor. Bazı transferler var. Mesela Mustafa Muhammed aldı. Fakat maçta muhtemelen oynamaz. Çünkü yaptığı teknik direktörün bir açıklaması var. Mustafa Muhammed şu an takımın geri kalanlarına göre yetersiz kalıyor diyerekten. Bir açıklaması var. Öyle bir haber okudum ben. Paris'te Mbappé yokken, Mbappé yok bu maçta. Şimdi yeni teknik adamıyla ilk resmi maçı. Galter. Bu Galter adam nasıl bir adam? Lille nasıl şampiyon yaptı? Ciddi anlamda söylüyorum. Geçen geçen se geçen sezondan Disiplini ön planda gören bir adam. Disiplin başarıyı getiriyor. Paris takımında da şu anki oyun bence ben o disiplini görebiliyorum. Bu teknik adamın o disiplin anlayışı takıma yansımış. Ve Japonya'daki yaptığı kampta kim oynadığı maçlara baktım. Son maç mesela 6-2 bitti. Ee, 6 gol attı o maçta. Yani oyundan hiç kopmadılar. Bir Mbappe böyle bireysel ekstra hareketler yaptı hakkıdır. Çünkü çok iyi, çok çok hızlı ve çok çok iyi ciddi anlamda. Yani ben bu maçta Nant'tan gol bekleniyor. Yani KG var tercihine gidiliyor. Fakat ben burada Neymar ve Messi faktörüyle özellikle Neymar'dan bahsedeyim. Neymar da bu sezon antrenmanlara erken gelmeye başladı. Herkes daha tatildeyken bir hafta öncesinden antrenmanlara başladı. Neymar da bu sezon oynayacak gibi. Bakalım. İlk yeri 1 alıyorum tek tercih 1.58 gibi orandan başka bir tercihe bulaşmıyorum. İlk yeri bir tercih burada önerimdir. 6 maç anlattım. İdeal yüksek oranlarıyla anlatmaya çalıştım. İdeal bazı maçlarda idealin oranları biraz düşük kaldı. Kusura bakmayın onların da yüksek oranlarıyla önerdim. Yani çıkarabildiğim, izleyebildiğim takımlar bunlar zaten. Değerlendirecekler bol şanslar. Değerlendirmeyeceklerin keyfi bilir. Bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz, video like atıp kanala abone değilseniz abone olmaktan da seviniriz. Görüşmek üzere. Bay bay.